şey çekiyor. Evet, videoya devam edelim. Diğer videomuz bitti. Telefonun hafızası doldu. Evet, Ovid tünelini geçiyoruz. Şu anda Türkiye'nin en uzun tüneli, dünyanın ikinci uzun tünelini geçiyoruz. Bunları anlatırken işte Ardahan'daki siyasilerin ne kadar başarılı olduğunu anlatmaya çalıştık. Ve maalesef bu tünel yapılabiliyorsa Ardahan Sahara, Ardahan Ulgar tüneli de yapılabilir. Ardahan'ın 20 yıla yakında bitmeyen bölünmüş yolları da bitirilebilir diye söylesek de, anlatsak da, yazsak da, konuşsak da, Tempo TV'de, kuzeyanurgazetesi.com'da, 20 Şubat gazetesinde, Gerçek gazetesinde, Kocaeli gazetesinde, birçok yerde yazıp anlatsak da maalesef anlatamıyoruz. Anlatabildiğimiz an biz izlenen rahatız çünkü görevimizi yapıyoruz. Gazetecilik adı altına. Şu anda 22 kilometre, 24 kilometre Covid tünelini geçtik ve Doğu Anadolu'ya Karadeniz'den, sahilinden, Samsun'dan girdiğimiz sahil yolunu bitirip Doğu Anadolu'ya, Ardahan'a yönelik Erzurum'a, Erzurum'dan da Kars'a, Kars'tan da Ardahan'a geçtik. Dağları dere dere geçirilen tünelleri aşağı aşağı Covid tünelini bitirdik. 24 kilometre yolu. Evet, şu anda Doğu Anadolu'dayız. Artık Doğu Anadolu'dayız. Karadeniz'i bitirdik. Doğu Anadolu bölgesine geçtik. Rize, İkizdere'den girdik. Buradan Ovid Dağı'nı geçtik. Ovid Dağı'nı tünelini geçtik. Ovid Dağı'na Anzer Balı'nın olduğu Anzer Yaylası'nı geçtik. Çayı anlattık. Dereleri anlattık. Yeşilliği anlattık. Doğayı anlattık. Bölgeyi anlattık. Ve şu anda da buradan da Ardahan'a doğru yol almaya devam ediyoruz. Ben Fakir İlmaz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.